Wall Street adeta histeri krizine girmiş durumda. Dün Nasdaq yüzde 2.5'a yakın düştü. S&P 500 çok kritik destek seviyesi olan 4.200'ü kırdı. Altına doğru ilerledi. Akşam Meta'nın bilançosu geldi kapanıştan sonra. Olağanüstü bir bilanço getirdi. Ben hayatımda bu kadar iyi bir bilanço daha görmedim. Özellikle de çeyrekten çeyreğe veya yıldan yıla değişim olarak baktığınızda. Ama borsa onu da takmadı. Meta düşmeye devam etti olağanüstü bilançoya rağmen. Bu da bütün... Borsayı Veysi Set'ten aşağı almaya devam etti. Peki ne oluyor yahu? Bitti mi dünya? Ölüyor muyuz? Savaş mı fiyatlanıyor? Bizim göremediğimiz başka bir facia mı var? Yoksa bu hafta gelecek iki veri konusunda yine Wall Street paniğe mi kapılmış durumda? Şu anda alım zamanı mı? Ne yapmamız gerekiyor? Bütün bunları konuşacağız. Fakat size bir sır vereceğim. Bugün en ucuz saatimi taktım. Bu aşağı yukarı 800-900 liralık bir Casio saat. Çok da seviyorum rengini vesairesini. Babamın böyle bir saati vardı. Onun anısını aldım biraz da. Neden bu saati şimdi size gösteriyorum? Bu saat neyi sembolize ediyor? Yatırım davranışım konusunda videonun sonunda sizlere anlatacağım. Hazırsanız Meta'ya ne oldu? Borsa neler oluyor? Wall Street neden çıldırdı? Çok top dolu bir bölümde beraberiz. Şimdi dün gelen Meta bilançosuna bakalım. Meta bilançosu çok önemli. Çünkü hem Nasdaq'ta hem S&P 500'de Meta'nın ağırlığı çok fazla. Ve onun bilançosundan sonra yaşanan hisse senedi fiyat gerilemesi bugün bütün endekslere yayılacak. Ne yapmış peki Meta? Korkunç bir bilançomu getirmiş. Hayır tam tersine. Tarihte gördüğüm en iyi bilançolardan bir tanesi. Üzerinden adım adım gidelim. Öncelikle Wall Street'in beklentilerini parçaladılar. 33.5 milyar dolar ciro bekleniyordu bu çeyrekte 34.1 milyar yani aşağı yukarı 600 milyon dolar beklenen üstüne ciro var. Hisse başı kar 3.60 bekleniyordu 4.39 geldi. Beklenenin çok üstünde bir hisse başı kar bu. Facebook kullanıcı sayısı evet birileri hala Facebook'u kullanıyor. 2.07 milyar bekleniyordu. 2.09 geldi. Kullanıcı sayılarına Facebook, Instagram gibi bütün aplikasyonlar bazında biraz daha detaylı geçeceğiz biraz sonra. Reality Labs yani bunların Metaverse ile ilgili harcamaları azalmış bu dönemde. Bu çok eleştiriliyordu. Biliyorsunuz yeni gözlüklerini çıkarttılar. Quest 3'ü. Bir yandan da ray ile beraber yeni gözlükleri var. Bu iki yeni ürünün RGS'ine rağmen buradaki zararlarını azaltmayı başarmışlar. Ve bir yandan da önümüzdeki döneme dönük ciro tahminleri gayet güzel. Wall Street 38.7 milyar bekliyor. Meta dedi ki 36.5 ile 40 arasında beklentimiz var. Yani tam da Wall Street'in beklentisinin ortalaması. Müthiş ama daha bitmedi. Şimdi detaylara girdikçe böyle bir bilançonun neden borsa tarafından cezalandırıldığını siz de kendinize soracaksınız. Baktığımızda reklam geliri yani Meta'nın sosyal medya aplikasyonlarından gelen reklam gelirinde yıldan yıla %24 büyüme var. %24. Bu zaten dev bir grup grup %24 büyümüş ve 33.6 milyar dolara gelmiş gelmiştir burada. Payment Infrastructure. Türkiye'de yok ama Meta Amerika'da bir ödeme sistemi de deniyor. Oradaki büyüme %53. Gerçi küçük bir rakam. Bir yandan da Meta Quest tarafı işte bu Metaverse tarafı oradaki Ciro'da da %26'lık büyüme var. Yani Ciro tarafı olağanüstü. Toplam cirodaki büyüme %23. Bu çeyrekte 34 milyar dolar ciro yapmışlar. Yine muazzam bir rakam. Dev bir şirket. %23 daha büyümüş. Harika. Karlık tarafında olanlar daha da enteresan. Brüt kâra baktığımızda bir önceki yıla göre 2 bas puanlık artış var. %82 brüt kâr getiriyor bu şirketin operasyonları. Esas faaliyet kârına baktığımızda %40'lık kâr marjı var. Bu geçen sene göre tam 20 bas puan artış anlamına geliyor. Yani şirket bir yandan ciroyu yükseltiyor. Bir yandan giderleri azaltıyor. Biraz sonra detaylarına bakacağız. Net kar %34'lük bir net kar marjı var. Geçen seneye göre 18 bas puan artmış. Ben daha böyle bir lanço hiç görmedim açıkçası. Yani küçük bir şirkette bunlar olabilir ama bu büyüklükteki bir şirkette bu kadar muazzam kar, ciro, verimlik artışı hakikaten tarihte az görülecek şeylerden bir tanesi. Harcamalar tarafına baktığımızda da enteresan. Araştırma geliştirme harcamaları geçen seneye göre ciroya olan payı 6 bas puan azalmış. Satış ve pazarlama giderleri geçen seneki ciroya göre 5 bas puan azalmış. Genel giderler ciroya oranlandığında geçen seneye göre 6 bas puan azalmış. Yani muazzam bir verimlilik zıplaması var ve bir yandan şirket büyümeye de başarıyor. Bunu öyle şöyle yorumlamak lazım. Şirket daha atak hale geliyor. Daha az personelle daha iyi işler yapabilir hale geliyor. Bakın burada biraz daha özet bir tablomuz var. Ciro 34.146 milyar bu sene 3. çeyrek cirosu. Geçen sene aynı dönem 27.714 yüzde %23'lük büyüme var. Bütün giderlerde %7'lik küçülme var. Net karlılıkta geçen sene 5.664 iken yani bu bu sene 13.748 %143 artış var. Esas faaliyet kar marjı geçen sene %20 iken bu sene %40'a çıkmış. Net karda 4 milyar 395 milyon dolardan 11 milyar 583 milyona çıkmış. %164'lük iyileşmeden bahsediyoruz. Bitmedi. Şirketin müşteri sayısına da müthiş artış var. Family diye bir kavram var Meta'da. Facebook, Instagram, WhatsApp gibi bütün aplikasyonlara Family diyorlar. Bunlardaki günlük aktif kullanıcı sayısı 3.14 milyara çıkmış. Geçen seneye göre %7'lik büyüme anlamına geliyor. Facebook öldü diyen çok var ama aslında öyle bir durum yok. Geçen seneye göre %5'lik kullanıcı sayısında artış var. 2.09 milyara gelmiş. Yani kullanıcı tarafında da bir sorun yok. Büyümeye tam gaz devam ediyor Meta grubu. Nakit akışı, bakın böyle bir nakit akışı daha yok. Türkiye Cumhuriyeti devletinin böyle bir pozitif nakit akışı olsa biz bugün bambaşka şeyleri konuşuyor olurduk. 20 milyar dolar esas faaliyetlerden nakit akışı elde etmişler. 20 milyar dolar. Bunu bilançoya yansıması nasıl olmuş? 37 milyar dolar nakitleri var. 25 milyar dolara yakın tahvil var ellerinde. 13 milyar dolara yakın alacakları var. 4 milyar 300 milyon da önden ödenmiş giderleri var. Toplamda cari olarak baktığımızda 78 milyar 378 milyon varlıkları var. Yani bu her an nakit Dönüşebilecek varlık toplam bilançodaki varlıklar 216 milyar dolara gelmiş durumda bu şirketin borcu sadece 73 milyar 401 milyon. Böyle bir bilanço yok arkadaşlar. Böyle bir bilanço yok. Ama Wall Street'in umurunda olmadı. Bakıyorsunuz gün içerisinde 13 dolara yakın düşmüştü metan hissesi. Bilanço açıklandıktan sonra bir süre yukarı gitti. Fakat sonunda 10 dolar aşağı geldi ve %3.35 ekstra düşüşle kapandı. Yahu bu bilançoyu nasıl cezalandırıyor Wall Street? Bir tane açıklamadan dolayı. Şirketin mali işler müdürü Susan Lee'ye sordular. Dediler ki savaş sizin reklam gelirinizi nasıl etkiliyor? Dedi ki şu anda hafif bir yavaş başlama var reklam gelirlerinde. Son çeyreğe biraz yavaş girdik. Ama bu bizim ciro öngörümüzün içerisinde zaten yerleşmiş durumda. Yani diyor ki evet biraz düşme var ama sizlere verdiğimiz ciro beklentisinde bu zaten var. Ve unutmayın sunumun başına söyledim o ciro beklentisi Wall Street ortalamasına yakın bir yerde duruyor. Yani panik olacak hiçbir şey yok. Ama bu açıklamadan sonra Wall Street birdenbire paniğe kapıldı ve hisseyi deli gibi satmaya başladı. Peki burada ne oluyor? Çünkü aslında baktığımızda bu yaşanan şey sadece Meta'ya özgün değil. Google'da da aynı yaşadık tam bir gün önce. Google'un ana şirketi ismi biliyorsunuz Alphabet. Baktığımızda aynı meta gibi muazzam bir bilanço getirdiler. Cirolarında %11'lik büyüme var. Brüt karlarında 2 bas puan geçen sene göre artma var. Esas faaliyet karında geçen sene göre 3 bas puan artma var. Net karda geçen sene göre 6 bas puan artma var. Nakit akışı muazzam. Bilanço muazzam. Bilanço saatte metadan da kuvvetli. Dünkü canlı yayına bahsetmiştim. Oradan izleyebilirsiniz. E peki bu ise ne oldu? Dün 100 %10 düştü. Dün kapanıştan sonra da %4'e yakın daha düşme devam etti. Buradaki bahane neydi? Buradaki bahane bulut hizmetler tarafında efendim Wall Street 8.6 milyar dolarlık büyüme bekliyordu. Büyüme 8.4 milyar geldi. Fakat bakar mısınız kalemlere? Google gibi artık yerleşik eski bir şirket böyle bir startup gibi ciro büyümesi beklemezsiniz. Reklam gelirlerine %11 artma var. YouTube tarafında %12'lik artış var. Google Play tarafında %21'lik artış var. Google Bulut hizmetlerde %22'lik artış var. Sadece Google Ad dediğimiz hani şu farklı web sitelerinde reklamlar çıkıyor ya AdSense reklamları. Orada bir düşüş var ve bu Google'un planı da zaten. Çünkü orada arayüz değiştirdiler. Kar marjı düşük bir iş diye ondan vazgeçiyorlar. Ve bunu dün bu bilançoyu Borsa %10'luk düşüşle cezalandırdı. Microsoft bilançosu olağanüstü bir bilanço getirdiler. Microsoft gibi dev bir şirket %13'lük yıldan yıla büyüme getirdi. Brüt karlıkta 2 bas puan, esas faaliyet kârında 5 bas puan, net karda 4 bas puan artış sağladılar. Microsoft bir dev, o dev hala dev gibi bir hızla bir merham ediyor. Ne yaptı borsa? Bugün %3 kadar yukarı taşıdı sadece bu muazzam bilançoyu burada eminim kafanızda bir desen canlanmaya başlamış durumda. Bu yılın ilk çeyreğinde kötü bilançolar ödüllendirildi. İkinci çeyrekte kötü bilançolar ödüllendirilmedi hatta iyi bilançolar cezalandırıldı. Üçüncü çeyrekte olağanüstü iyi bilançolar cezalandırılıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu belki de bir rejim değişikliği. Yani belki de artık Wall Street bizim muazzam yedi, müthiş yedi dediğimiz Microsoft, Facebook, Amazon gibi şirketlerden uzaklaşmaya çalışıyor. Dün Verizon gibi, 3M gibi daha geleneksel firma değerlerini daha iyi kurması bunun bir işareti olabilir. Ama ben aslında yaşanan şeyin pek de akıllıca olmayan bir panik olduğunu düşünüyorum. Bu paniğin sebebi de bugün ve yarın gelecek iki verinin Wall Street'in ödünü kopartıyor olması. Benim yayınlarımı takip edenler bu verinin ne olduğunu, neden Wall Street'in korktuğunu zaten biliyorlar. Bugün borsa açılışından önce saat 15.30'da Amerika'daki büyüme rakamları gelecek. Üçüncü çeyrekteki büyümenin ne olduğunu göreceğiz. Beklenti inanılmaz yüksek, %4.3 bekleniyor. Bir önceki çeyrek %2.1 ondan önce de burada görüyorsunuz %2'ler civarında büyümeler var. Bu çeyrekte ani bir zıplamayla %4.3'lük bir büyüme geleceği düşünülüyor. Hani bir ezberciler vardı ya Amerika'da resesyon var resesyon geliyor ölecekler tam tersi yaşanıyor aslında. Korku şu anda ekonominin aşırı iyi gidiyor olması ve bundan dolayı acaba FED faizleri gelecek hafta artırır mı? FED daha da şahinleşir mi? Bugün hem bu rakam geliyor hem de yanılmıyorsam Powell'ın yine bir konuşması var. Merkez Bankası Powell bundan dolayı şahince bir konuşma yapar mı? Korkunun bir sebebi bu. İkinci sebebi de yarın gelecek enflasyon verileri. Yine üçüncü çeyreğe dair PCE enflasyon verileri gelecek. Burada beklenti 3.7 acaba 3.7'yi aşar mıyız diye derin bir korku var. Ve bu korku iki yere yansıyor. Bir tanesi Amerikan 10 yıllıkları 20 yıllıkları yani tahvillerde faizler çok artıyor. Çünkü insanlar yüksek enflasyon yüksek büyüme korkusuna kapılmış durumdalar. Bu da ne yapıyor? Gidip hisse senetlerini baskılıyor. Dün Amerikan faiz 10 yıllıklarda yine %5'lere yaklaştık. Günlük artış %2.5 civarıydı. Yani Amerikan hazine kağıdı gibi en güvenilir varlığın bu kadar oynamaması lazım. Ama insanlar oradan da kaçıyorlar artık. Diyorlar ki galiba ekonomi aşırı canlı. Fed çok fazla frene basacak. Peki bütün bundan etkisi ne? Ben geçen sene Ekim'den beri Boğa Pazarı'nda olduğumuzu iddia ediyorum biliyorsunuz. Ekim'deki 2022 videomu izleyebilirsiniz Boğa'ya geldik diye. O günden bugüne S&P 500 %20'ye yakın tırmanmış durumda bu son düşüşlere rağmen. Son düşüşlerde Temmuz'daki zirveden %8.9 S&P'de düşüş yaşıyoruz. Temmuz'daki zirve ne gün yaşanmıştı? Netflix ve Tesla bilançolarının açıklandığı gün yaşanmıştı aşağı yukarı. O gün bugündür düşüyoruz. Ağustos'taki düşüşü zaten öngörmüştük. Eylül beklediğimden kötü gitti. Ekim konu pek bir beklentim yoktu ama hala ciddi şekilde pozitifte borsa. Peki %8.9'luk düşüşten çok korkmamız gerekiyor mu? Aslında pek değil. Bu yıl 3. kez %8.5'lik düzeltme yapıyor borsa. Daha evvel Mart'ta benzer bir düzeltme yaptı, Şubat'ta benzer bir düzeltme yaptı. Bundan dolayı da S&P 500'de şu anda düzeltme bölgesine yaklaşıyoruz. Dün S&P 500'ün 4200'ü kırması tabii moral bozucu bir şey. Niye? Çünkü Wall Street ezbercileri 4200 çok kritik oraya mutlaka korumamız lazım diye sürekli kendini yırtıyorlardı. 4200 aşağıya doğru kırıldığı için ve dün borsa kapanışından sonra meta haberine rağmen borsa aşağı gitmeye devam ettiği için işler bugün daha da kötüye gidebilir. E bir yandan da saat 3.30'da borsa açılmadan büyüme verisi geliyor. O büyüme verisi de beklenti gibi yüksek gelirse işimiz açıkçası kısa vadede biraz zora benziyor. S&P 500'ün düşmeye başladığı dönemi de unutmayın. Fed'in resesyon yok dediği günden beri düşüyor. Yani bizim ezbercilerin tahmini tersi resesyon var diye düşmüyoruz, yok diye düşüyoruz. Ama şimdi tabii korku nereye doğru gelmeye başladı? Bu muazzam ekonomik büyümeyi Fed durdurmak için bir suni resesyon başlatabilir mi endişesi var. O günden bugüne yani Temmuz ortalarından bu yana Amerikan borsalarında S&P endeksinde 4 trilyon dolarlık değer erimesi görüyoruz. Teknik olarak neredeyiz diye baktığımızda S&P 500 aslında enteresan bir yere geldi. Bakın burada alt tarafta RSI'yi görüyorsunuz. RSI'de ne zaman böyle sert bir düşüş yaşanmış aslında o yeşil bir mumun habercisi olmuş. Bakın burada sert düşmüş yükselmişiz. Sert düşmüş sonra yükselmişiz. Sert düşmüş uzun bir ran yaşamışız. Sert düşmüş yükselmişiz. Şimdiki sert düşüşten de acaba yükseliş gelecek mi? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama şu anda biraz daha aşağıya doğru yolu olabilir S&P 500'ün. Şurası oversold yani aşırı satış bölgesi. Oraya kadar temas edebiliriz. Bundan dolayı da S&P 500'de 14.120-130'lara doğru çekilme görebiliriz diye tahmin ediyorum. Buradan geri sekme gelirse şuradaki deseni tekrarlamış olacağız ve yukarı yönde gideceğiz. Bunu temelde ne sağlayabilir? Bugünkü büyüme verisinin fazla yüksek gelmemesi, yarınki enflasyon verisinin beklentiler çerçevesinde veya altında gelmesi, gelecek haftada Fed'in zırvalamaması. Bu durumda bunu normal bir boğa pazarı düzeltmesi gibi göreceğiz. Aksi takdirde yön epey aşağı doğru gidecek ve aşağı doğru ne kadar gidebileceğini açıkçası şu anda hesaplamak biraz zor. Benim ümidim ve beklentimle Ben bugün büyüme konusundaki rakamda bir yanılgı bekliyorum. 4.1 Amerika büyümüş olamaz diye düşünüyorum. Ancak devletin harcamaları büyüme yaratıyor. Yoksa Amerika'da vatandaşın parası epey bitmiş durumda. Böyle bir büyüme ben beklemiyorum ama tabii yanılmak gayet mümkün. Yarınki enflasyon verisinde düşük geleceğini düşünüyorum. Wall Street paniğinin şu anda pek anlamlı olmadığına inanıyorum. Savaş savaş cephesinde ne oluyor derseniz orası tabii önemli. Dün İsrail'in kara harekatına başlarına dair bir haber vardı fakat sonra anladık ki bir gir çık yapmışlar. Orada işler biraz karışık ama henüz benim temel tezim olan bu savaş yayılmayabilir tezimi değiştirecek pek bir şey yok. Karşılıklı uyarılar var, ihtarlar var. Rusya diyor ki işte nükleer denemeleri yapıyoruz kendimiz. Çin gemilerini oraya yolluyor. İran'la Amerika böyle itişiyorlar. Ama henüz savaşı büyüyecek net bir işaret almadık. Allah korusun almayalım zaten. Bırakın piyasaları her yönden bu iş kötü. Nazlak'ta da durum aslında aynı şekilde. Nazlak'ta da baktığımızda yukarı doğru giden kanalı kırmış durumdayız. Burada Bollinger bantlarında da dün aşağı doğru sert sarkma yaptı. Özellikle kapanıştan sonra. Ama yine Nazlak'ta da ne zaman şu aşağıya doğru bu RSI'de sert düşüşler var. Orada görüyorsunuz yukarıda orantılayın. Borsa genelde toparlamış. Tabi bu her seferinde aynı şekilde olacak diye bir durum yok ama teknik açıdan vardığınız yer burası. Burayı aşağıya doğru biraz daha kırabilir miyiz? Elbette kırabiliriz gibi gözüküyor. Sanki şuraya bir değme ihtimali var gibi gözüküyor Nazdan Ama sonrasında inşallah iyi haberlerle toparlayacağız diye hala ümidim yüksek. Peki ümidim yüksek. O halde işlem olarak ne yapıyorum? Ben komple longum hala. Uzun vadeli pozisyonlarımda hiçbir değişikliğim yok. Kısa vadeli Quant izlerin yaptığım trade'lerde de düne long girdim. Bakın burada dağılım var. Google, PayPal, Palantir, TLT Amerikan hazine kağıtlarının tekrar yükseleceğine dair iddiam. Triple Q yani Nasdaq'ın temel ETF'i Amazon, Meta hepsine dün long girdim. Muhtemelen bugün bunlardan ciddi bir zarar yazacağız. Öte yandan kendimi biraz kripto ile korumaya aldım. Bitcoin'de böyle bir bin dolarlık düşüş var ama o temelde dünkü bir trade'in sonucu. Aslında pozitif orada. Avax aldım biraz. Avax iyi gitti. Biraz Ethereum aldım. Bunları şu anda trade amaçlı tutuyorum. Biraz benim bu kısa vadeli portföyüme denge getirsinler diye. Çünkü savaş korkusunun büyümesi, Amerikan Merkez Bankası ile ilgili korkuların büyümesi bu tarafa olmayacak. Onu yansıyor oradan kendi biraz korumaya aldım. Aa bugün yine muhtemelen sert bir gün yaşayacağım. Şimdi gelelim ucuz saat meselesine. Neden ucuz bir saati tercih ediyorum? Bence ki önümüzdeki dönemde yeni iyi alım fırsatları oluşacak diye düşünüyorum. Bugün baktığımda Meta, Microsoft, Google bilançoları ciddi fırsatlar veriyor. Tesla'da henüz biraz erken tekrar yüklü bir alıma girmek için biliyorsunuz bu yeni gelen bilançodan sonra 200 doların altını test edeceğimizi tahmin ediyorum dedim. Hakikaten de oraya doğru gidiyoruz. Bugün kapanıştan sonra da düştü. Ama pek çok hisse de müthiş fiyatlara doğru iniyoruz. Bugün kapanıştan sonra Amazon ve Enphase bilançoları geliyor. Muhtemelen onlar da iyi bilanço getirse de dayak yiyecekler. Amazon'un bilançosunun iyi geleceği %100 gibi. Neden? Çünkü bulut geliri Amazon için önemli. Bulut iyi gelecek. Çünkü hem Microsoft'ta hem Google'da Bulut'un büyüdüğünü gördük. Buraya da Amazon'da bolunu yansıyacaktır. Amazon'un reklam gelirleri onlarda da büyüme bekliyoruz. Çünkü hem Meta'da hem Google'da reklam gelirlerinde ciddi artış var. Perakende satış tarafında ben çok büyük bir sorun beklemiyorum. Neden? Çünkü Amerika'da perakende satışlar kuvvetli gittiğine daha çok işaret var. Amazon'un en kuvvetli çeyreğine giriyoruz. Biliyorsunuz Amerika'da son çeyrekte alışveriş çok kuvvetleniyor. Ama ona rağmen Amazon müthiş bir bilançoda gelirse düşer. Umurumda değil bir miktar Amazon'un var. Bugün de büyütmeyi düşünüyorum. Çünkü ben bu fiyatları iyi görüyorum. Ama tabii ki yanılabilirim. Yani hiçbir anlattığım yatırım tavsiyesi olarak görmeyin. Ve samimi söylemem gerekirse son iki gündür yaşanan düşüşleri hiç öngörmemiştim bu kadar sert düşüşler yaşayacağımızı. Yani biz de hep yanılabiliyoruz. Ama yaşanan bütün bu gürültüye rağmen ben enflasyonun aşağı inmekte olduğunu düşünüyorum. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırabilecek bir gücünün olmadığını düşünüyorum. Bu varsayımlar çerçevesinde ekranda da şu anda net gördüğün şekilde hala pozitifim. Ucuz saatin sebebi de eğer hisseler ve devam ederse... ...saat koleksiyonundaki bütün pahalı saatleri elden çıkaracağım. Ne var ne yok hisse senetlerine adım adım yatırmaya devam edeceğim. Önümüzdeki dönemde sanki yatırım fırsatları artacak gibi. Ama siz kendi riskinizi kendiniz yönetmelisiniz. Hiçbir YouTuber'ı veya bir ekonomik analisti ciddiye almayın. Herkes kendi pozisyonu çerçevesinden konuşuyor. Ben de mutlaka o çerçevede konuşuyorum. Fakat ben bugün ve yarından sonra tekrar umlu bir yöne doğru gidebileceğimize inanıyorum. Yanılırsam kaybım olacak. İnşallah yanılmam kazanırım. İnşallah herkes kazanır. Siz de benim gibi QuantFury'de bu arada masrafsız olarak işlem yapmak istiyorsanız linki aşağıda veya şu ekrandaki kare kodu taratabilirsiniz. Böyle günlerde fury'yi daha da çok seviyorum. Sıfır masrafla alıyoruz, satıyoruz. Kendimizi biraz daha koruyabiliyoruz. Burada hem hisse senedi hem kripto olduğu için gün hisse senetleri kötü gittiğinde kripto tarafındaki ticareti devam edebiliyorum ve portföyümü belli bir seviyede tutabiliyorum. O yüzden ben Quant Fury'yi seviyorum. Evet, durumlar böyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bugünü göreceğiz bakalım. Amazon bize neler söyleyecek? Amerika'daki büyüme neler söyleyecek? Hepsini merakla bekliyorum.